Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı ile birlikteyiz. Türkiye'nin gündeminde Karaman'daki cinsel saldırı davası var. Karar ilk duruşmada verildi ve 10 çocuğa cinsel saldırı ve istismarla suçlanan öğretmen Muharrem Büyüktürk 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava başladığı gün karar çıktı. Karaman'daki davaya ilişkin Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu'ndan da açıklama geldi. Dilberoğlu, baroların amacı bu dosyanın kapanmamasıydı dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın değerlendirmesini de aktaracağız. Şimdi Bozdağ, bu karar benzer suçlar için caydırıcı bir etki yapacaktır dedi. Denizli'deki erkek yetiştirme yurdunda kalan bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntüler ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konunun araştırılması için müfettiş görevlendirdi ve idari soruşturma başlattı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği ülkelerinin vize muafiyetinde yeni şart öne süreceği iddialarını yanıtladı. Vize muafiyetiyle geri kabul anlaşmasının birlikte uygulanabileceğini söyledi. Vize muafiyeti olmazsa sadece Türkiye kaybetmez, herkes kaybeder. Açıklama Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Başbakan, Avrupa Birliği ülkelerinin vize muafiyetinde yeni şart öne süreceği iddialarını yanıtladı. Ergenekon davasında bugün karar günü. Yargıtay 16. Dairesi 274 sanıklı davada 9 yıllık sürecin ardından son sözü söyleyecek. Ayrıntıları Celal Çamur aktaracak. Celal. Burcu, süreç 12 Haziran. Bağlantıyla devam edeceğiz. İzmit Körfez Geçişi Köprüsü'nde son tabliye yerleştirme töreni bugün yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ayrıntıları Burak Özcan'dan alacağız bu sefer. Burak. Burcu, Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun, yani İstanbul Bursa İzmir Otoyolu'nun en önemli parçası Körfez Geçiş Köprüsü neredeyse tamamlandı. Toplamda 113 tabliye yerine konuldu. Son bir kaynak işlemi kaldı. İşte onun içinde bir tören düzenlenecek bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Körfez'in iki yakası birbirine bağlanmış olacak. Şimdi ben kameranın önünden çekiliyorum. Cüneyt Ali Horozal bu köprünün görüntülerini getiriyor. Ekranlara, köprüye yaklaşık 200 metre kadar bir mesafedeyiz. Köprüyü taşıyan blokların üzerindeyiz. O yolun üzerindeyiz. Bulunduğumuz yer Yalova, Altınova. Tabii bu köprünün getireceği en önemli şeylerden bir tanesi süreden ve yoldan tasarruf olacak. Normalde köprünün bir ayağı Dilovası'nda, bizim bulunduğumuz yer Altınova. Bu tarafa geçmek için yapacağınız iki şey var bu köprü olmasa. Bunlardan bir tanesi Eskihisar'dan feribota binip karşıya geçebilirsiniz. Yaklaşık 40-45 dakikalık bir süre alıyor. Veya Dilovası'ndan bu noktaya gelmek için Körfez'i dolaşsanız bu da 1 saat 20 dakikalık bir süre alır. Bu köprü kullanıma girdikten itibaren bu mesafeyi, bu yolu 6 dakikalık bir sürede ortalama bir hızla kat etmek mümkün olacak. Açılış Mayıs ayında yapılacak, bir ay sonra. Bugün dediğimiz gibi 113 tabliye, yani o köprüyü oluşturan parçalar hepsi yerine konuldu. Son bir kaynak işlemi kaldı, o da bugün gerçekleştirilecek. Biraz köprünün özelliklerinden bahsedelim. Toplam uzunluğu 2682 metre olan bu köprü, iki kule arasındaki mesafe 1550 metre. Bu özellikle de dünyanın en büyük dördüncü asma köprüsü olma özelliğine sahip. İki büyük kule var. Bu kulelerin uzunluğu 234,5 metre. Köprünün genişliği 36 metre. 3 gidiş 3 gelişten oluşuyor köprü. Her iki tarafta da, her iki yönde de bir de hizmet şeridi bulunacak. Onları da sayarsak toplamda 8 şeritli bir köprü olacak. 113 tabliyeden oluştuğunu söyledik. 7 Ocak'ta yerine konulmaya başlamıştı tabliyeler. Bugün tamamen bu işlem bitmiş olacak. Toplam maliyeti köprünün 6.3 milyar dolar. Şimdi Mayıs ayında açılışın yapılacağını söyledik. Henüz kesin net bir tarih verilmedi. Ne zaman olacağına dair, Mayıs'ın hangi günde olacağına dair, belki bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacağı konuşmada net bir açılış tarihi de verecektir. Onu
hep birlikte göreceğiz. Merak edilen sorulardan bir tanesi de köprüden geçiş ücretinin ne kadar olacağı, onu da söyleyelim. $35 artı KDV ödeyerek bu köprüden geçiş olacak. Mayıs ayından itibaren de kullanılmaya başlayacağını söyleyebiliriz. 6 dakikaya iki taraf arasındaki Körfez'den geçişi 6 dakikaya indirdiğini söyledik. İzmir, İstanbul, Bursa, İzmir otoyolunun bir parçası bu. Tüm otoyol açıldığında da normalde 8 saat 9 saat süren İstanbul-İzmir arasındaki mesafe 3,5 saate kadar inecek. Şu an için köprünün üzerinde bir taraftan tören çalışmaları, bir taraftan da hala köprünün üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Şu an için anlatacaklarımız bu kadar Burcu. Evet, Körfez Köprüsü'nde tören günü bugün. Burak Özcan ayrıntıları gün boyunca bizlerle paylaşmaya devam edecek. Ve Van'da güvenlik güçleri olası bir terör saldırısını önledi. Erciş'te 3,5 tona yakın bomba yüklü kamyonet ele geçirildi. Kamyonet bomba uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aya aşkın süredir devam eden operasyonlar sona erdi. Genelkurmay Başkanlığı operasyonlarda 196 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Türk müziğine büyük katkılar sağlayan, çok sayıda unutulmaz beste imza atan müzisyen Atilla Özdemiroğlu, Türkiye'de müzik tarihini değiştiren, milyonlarca kişinin yüreğinde derin izler bırakan bir kişiydi. Ve kaybettik. Müzisyen Atilla Özdemiroğlu 73 yaşında aramızdan ayrıldı. Özdemiroğlu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek. Besteci, güzellemeci ve orkestra şefi Atilla Özdemiroğlu. Türkiye'nin hafızasına kazınan şarkıların bestelerine, unutulmaz film müziklerine imza attı. Sanatla geçen 73 yıllık dop dolu bir hayatın ardından Atilla Özdemiroğlu hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, 2014'ten bu yana akciğer kanseri sebebiyle tedavi gören Atilla Özdemiroğlu'nun çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Acı haberin duyulmasının ardından dostları hastaneye koştu. Taziye için gelenlerden ilki Sezen Aksu'ydu. Yapımcı İzzet Öz de hastaneye gelenler arasındaydı. Daha ayrılırken son cümlesi de benden ayrılırken İzzet'ciğim daha yapacağımız çok şeyler var dedi. Yani Atilla gerçekten Türkiye'de müzik anlamında çok büyük katkılarda bulunmuş. Çok önemli bir insandır. Çok etkilenmiş durumdayım. Atilla Özdemiroğlu'nun ölüm haberi üzerine sosyal medyada da birçok mesaj paylaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, değerli müzisyen Atilla Özdemiroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı diliyorum yazdı. Sanat dünyasından pek çok isim de sosyal medyada Özdemiroğlu'nun ölümünden duyduğu üzüntüleri paylaştı. Atilla Özdemiroğlu, ikindi vaktinde Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Gelişmeleri aktardık, hava durumunun ayrıntılarını paylaşalım. İstanbul'da son 3 gündür çok sıcak olan hava bugün karayelle serinledi. Sıcaklık 15 dereceyle yeniden Nisan ortalamasında. Yağış ise öğleye kalmadan kesiliyor. Ankara sağanak yağmurlu, dün 29 derece olan sıcaklık bugün 13 dereceye indi. Dikkatli giyinilmeli. Ve İzmir'de hava az bulutlu ama rüzgarlı ve serin. Sert Poyraz'da sıcaklık 17 derece hissediliyor.